Sevgili pazarlılar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki büyük taarruzun başkomutanlık meydan muharebesiyle sonuçlanması vesilesiyle 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. 98. yılını idrak ediyoruz. Biliyorsunuz aradan 98 yıl geçmesine rağmen bizim için çok taze. Çünkü cumhuriyetimiz çok genç, çok taze bir cumhuriyet. Şimdi değerli dostlar, son dönemde herkesin malumu. Burada hamaset yapmak için bulunmuyorum ama bunu salgınla izah etmek de çok mümkün değil. Bakıyorsunuz pazar bu işlere eskiden çok duyarlıydı. Şu anda bu bulunduğumuz meydanda bayram coşkuyla kutlanıyor mu, kutlanmıyor mu, bayram var mı, yok mu havası herhalde hissedilmiyor. Onun herkes farkındadır diye düşünüyorum. Şimdi son zamanlarda kötü bir adet edindik. Bir takım değerleri, bir takım büyük şahsiyetleri, bir takım büyük olayları birbiriyle mukayese etme hastalığımız oluştu. Bunlardan bir tanesi 1071 26 Ağustos 1071. Bakın 1071 26 Ağustos 1071 olmasaydı bugün burada zaten olmayacaktık. Ondan sonraki süreçte Osmanlı da olmayacaktı, Türkiye Cumhuriyeti de olmayacaktı. Ancak nasıl ki 1071'de Anadolu'ya intikal ettik ve Anadolu'ya yerleştik, 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruzla Anadolu'daki kalıcılığımızı, ebediyete kadar var olacağımızı da bütün dünyaya göstermiş olduk ve tescil ettirdik. Bunları birbirleriyle yarıştırmanın hiçbir gereği yok. Takdir edersiniz ki tarih okumaları böyle yapılmaz. Tarih zaten süreç içerisinde süreklilik arz eden bir durumdur. Onun da evveliyatı vardır. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 tane devlet, Türk Devleti'nden bahsedilir. O devletlerin de mühim günlerini falan şu anda anıyor değiliz. Anabiliriz de bunda da bir beis yok. Şöyle düşünün. Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi olan bir topluluktan 7 düvele karşı savaş vererek, bütün emperyalist güçlere karşı savaş vererek Sevr'in bize dayattığı her şeyi yırtıp atıp çöpe atarak büyük bir mücadele örneği gösterdik. Bunun önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Şimdi burada biz bir zafer kutlaması yapıyoruz. Aynı zamanda da bir anma yapıyoruz. Niye? Her zaferin ardında o zaferin kahramanları olduğu gibi o zaferde hayatını kaybeden insanlar da var. Onların ruhu şad olsun diye şehit düşenler ve sonrasında gazi unvanı alıp hayatta kalanlar ve ebediyete intikal edenlerin ruhu şad olsun diye anma töreninde bulunur. Şimdi bunlar mühim şahsiyetler. Sultan Alparslan da bizim. Evet Osmanlı da bizim. Fatih de bizim. Kanuni de bizim. Ama Mustafa Kemal de bizim. Onun silah arkadaşları da bizim. Bunun bilinciyle hareket etmemiz lazım. Bakın değerli dostlar. Şimdi biz yeni nesle, evlatlarımıza, torunlarımıza, yeni gençliğe neyi örnek göstereceğiz? Söyler misiniz bana? Yani Albay Reşat'ı değil de Sultan Reşat'ı mı örnek göstereceğiz? Onu söyler misiniz? 36 tane padişah var. Hepsinin ayrı bir değeri var kuşkusuz. Ve de bizim geçmişimiz. Ama Çiğiltepe'nin zamanında alınamadığı için hayatına son veren Miralay Reşat bu gençliğe örnek gösterilmeyecek de Sultan Reşat mı gösterilecek? Birini birine, diğerine ikame etmek için söylemiyorum. Yani Tıbbiyeli Hikmet'i örnek almayacağız, Hasan Tahsin'i örnek almayacağız. Kuşkusuz bu milli müdafaanın, milli mücadelenin kahramanları erkeklerden oluşmuyor. Asker Saime'yi, Kara Fatma'yı, Binbaşı Ayşe'yi, Halide Edip'i, bunları örnek göstermeyeceğiz de bugün kamuoyunun önüne çıkarttıkları tuzu kuru birkaç tane şahsiyeti, kadın erkek isim vermek istemiyorum. Hepimizin malumu zaten. Bunları mı örnek alacağız? Yani bir takım değerlerimizin altını boşaltarak olmadık isnatlarla, milli manevi değerlerimizin altını boşaltarak
bu memleketi nasıl ayakta tutacağız? Nasıl bir ve beraber tutacağız? Söyler misiniz bize? Şimdi 26 Ağustos önemli bir miras. Niye? Çünkü biliyorsunuz onun öncesinde bir ricat var. Bir güç toplama hadisesidir bu. Ve de zaman geçiyor, homurdanmalar başlıyor. Ancak doğru zamanı tayin eden Gazi Mustafa Kemal 26 Ağustos'ta taarruz emrini veriyor ve Kocatepe'den hemen yanı başında Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü'yle bu savaşı idare ediyor. Şimdi bu 26 Ağustos'ta başlayıp da 30 Ağustos'ta taçlanan, yani Dumlupınar Meydan Muharebesi ya da Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak adlandırılan muharebe, bütün dünya savaş tarihine de örnek bir mücadele olarak, örnek bir zafer olarak geçmiştir. Bunun bilinciyle hareket etmek durumundayız. Çünkü bakın biz orada Yunan'la savaşmadık. O zamanın emperyal gücü İngiltere'yle savaştık. İngiltere'nin üzerimize sürdüğü bir Yunan ordusu vardı. Ve bu büyük taarruz düşmanın belinin kırıldığı taarruzdur. Burada her şey bitmemiştir. 31 Ağustos sabahı Gazi Mustafa Kemal Paşa ve yanındaki arkadaşlarla beraber durum değerlendirmesi yapıp düşmanların bu süreçteki tavrından da istifade ederek toparlanmasına müsaade etmeden ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini vererek daha sonra 9 Eylül'de İzmir'e girip Yunan'ı denize dökmüştür ve de bu böyle tarihe geçmiştir. Bu memleket kolay kurulmamıştır. Bakın bu topraklar bize verasetle intikal etmemiştir arkadaşlar. Yani bu bizim atalarımızdan filan böyle çocuklarına bölüştürdüğü bir toprak parçası değildir. 780 bin kilometre kare öyle birilerinin, egemen güçlerin, emperyallerin tıpkı bizim yanı başımızdaki komşularımızda olduğu gibi o coğrafyayı belirledikleri gibi masa başında cetvelle çizilerek belirlenmiş sınırlar değildir. Bunlar büyük mücadelelerle geçmiştir. Ve de bu toprakların her bir santimetre karesi, her bir metre karesi kanla sulanmıştır. Bunun bedeli ağırdır. Bunu herkes bilecek. Bunu unutturmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Bakın biz bir inatlaşma içinde değiliz. İnatlaşanlar başkaları. Biz kurucu değerlerimize, bu vatana, bu topraklara bizi var eden, ortak geçmişimiz olan, kader birliği yaptığımız insanlarla beraber omuz omuza bu değerlere sonuna kadar ilelebet sahip çıkacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Dolayısıyla az önce de zikrettim. Bizim yeni nesle mutlaka bu milli manevi değerlerimizi öğretmemiz lazım. Bu tür hasretlerimizi çoğaltmamız lazım. Bunları azaltarak, bunların altını boşaltarak, yerine başka şeyler ikame ederek, sanki bunlardan daha muhtemelmiş gibi göstererek hiçbir yere varamayız, bu toplumu var edemeyiz. Bölmekten başka hiçbir işe yaramaz. Bu bilinçle hareket edeceğimizden kuşkumuz yok. Fazla uzatmak istemiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını milli müdafaa süreci içerisinde milli mücadelede hayatlarını kaybeden her bir şehidimizi ve sonraki süreçte vatanını korumak için asker, sivil, polis her türden insanımızın, her tür şehidimizin, gazimizin anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Evet, değerli izleyicilerimiz, Pazar CHP İlçe Başkanı Kazım Valta açıklamasını yaptı. Evet, ve burada kutlama sona erdi.